Şimdi çünkü ben hak yemeksiz hedef yapmak istemiyorum. Ali de istemez bunu. Çünkü spekülasyona ihtiyacımız yok. Ali de ben de öyle değiliz. Özgür Özel'le siz yakın arkadaş mısınız? Şöyle anlatayım size. Biz benim NTV dönemimde... Buket Hanım onu anlatın ama önce sadece şunu sormak istiyorum. Özgür Özel'le yemeğe çıkan, telefonlaşan bir arkadaşlık olur ya, benim de var arkadaşlarım. Mesela İlhan Cihaner. Yani rakı içilen, sohbet edilen, evine gidip gelinen neyse yani sınırınız... Ama bu anlamda arkadaş mısınız? Özgür Özel'le gidip rakı içtiğim bir arkadaşım değil ama telefonlaştığım, mesajlaştığım, hal hatır sorup konuştuğum arkadaşımdır, evet. Ama en yakın arkadaşı tabii ki değilim. En yakın arkadaşı benim bildiğim kadarıyla Veli Ağbaba Özgür Özel'i. Evet, CHP'yi arkadan hançerlerken beraber yaptılar, ben de biliyorum. Şunu soracağım, yani bu arkadaşlıkla ilgili... siyaseten mi tanıştınız, gazetecilikten mi tanıştınız? Nasıl derinleşti arkadaşlar? Nasıl derinleşti? NTV'deyken biz, ben işte Özgür Bey'i yayınlara almaya başladım aralıklarla. Şimdi Bey derken nezaketen mi diyorsunuz, yoksa normalde de Özgür Bey diye mi hitap ediyorsunuz? Hayır, Özgür derim. Şu anda da genel başkan olduktan sonra aradınız mı? İşte konuştuk, diyor ya Yılmaz Özdeğil. Ha ben onu ondan dediğini bilmiyorum. O mu aradı, siz mi aradınız? O beni aradı. Ha, ben ona tebrik mesajı atmıştım. Ha. Kendisi de beni aradı. Ne dedi? Buket, malı götürdük falan gibi mi? Yoksa sen demiştin olduk gibi. Çok merak ettim. Şöyle. Ben kendisine tebrik mesajı atmıştım. Dedim hayırlı uğurlu olsun, çok sevindim işte falan filan. O kadar. Öyle mi yazdınız yoksa? Kılıçdaroğlu'nu götürdünüz, helal size falan gibi mi yazdın? Hayır, öyle yazar mıyım canım öyle? Hayırlı olsun, çok sevindim senin adına. İşte çok güzel yapacağına inanıyorum falan gibi bir şey hatırlamıyorum da açıkçası. Benim mesajlarım 24 saat sürelidir, silinir gider şimdi. Yalan yanlış bir şey söylemeyeyim ama kısaca hayırlı olsun dediğim bir şey. Ondan sonra neyse, kendisi de beni aradı ve bana bir şey hatırlattı. Dedi ki, sen dedi 2015'te bana demiştin dedi. Gerçek bir solun lider işte figürüsün. Nüz diye dedi. Nüz mü dedi? Figürüsün mü dedi? 15'te çünkü. Figürüsün dememiştim. O zaman öyle samimiyetimiz yoktu. Ha, anladım. Peki bir şey soracağım. Hangi tarihte oluyor bu konuşma? Genel başkan seçildikten bir hafta sonra falan. Ha, o zaman ilk aradığı değilsiniz. O yalan. Hayır. Onu diyorum ya. Niye? Adam işi gidiyor. İlk niye beni arasın ya, o kargaşadan çıkmış. Aklına bile gelmem yani. Ne alaka beni arıyor? Ama gelmiş ya. İşte. Hayır, ben ama mesaj atmıştım. O da telefonla dönmek istemiş. Zaten hep konuştuğu bir insanım. Konuşması kadar normal bir şey yok ki benimle Özgür Özel'in aynı zamanda. Peki bir şey söyleyeceğim. Özgür'le bu kadar hukukunuz var. Niye CHP'ye oy vermediniz? Ayıp değil mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Bu yerel seçimleri mi soruyorsunuz? Evet. Şimdi yerel seçimlerde ben şundan dolayı, bakın benim Ekrem İmamoğlu ile hiçbir problemim yok. Ekrem İmamoğlu ilk 5 senesinde İstanbul'a düzgün bir şeyler yapmadı. İnşallah bu 5 senesinde yapar da ondan sonra ben de derim ki vay, ben Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğim. Bakın seçmen terbiyesi... Bugün seçim olsa, Özgür Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? Erdoğan mı, Özgür mü? Karşısında kimin olduğuna bağlı. Erdoğan, Özgür bugün. Hayır, bu soruya cevap vermeyeceğim. Vay be, bana söz verdiniz. Her soruya cevap vereceğim dediniz. Kalbiniz hangisi için daha çok atıyor? Hadi bakalım. Hodri meydan. Bugün Özgür seçim mu? Olsa yine Sayın Erdoğan oy verin. Özgür bir daha sizi aramaz. Küstü bana Özgür şu an. Sizin yüzünüzden mutlu musunuz? Mutlu değilim ama ben Özgür olsam ilk haftamda arıyorum. Bu kadar da hukukumuz var. Beni genel başkan yapmış. Kadın başkasına veriyor derim. Bir sene sonra konuşalım. Tamam. Bugün durum böyle, bir sene sonra. Peki evet, devam edelim. Daha Özgür Özel için çok yeni. Özgür Özel'e oy vermek gibi bir süreç geliştirmek için çok yeni bir şey. Peki, ben Özgür Özel'in bu şeylerini, yani yapmış olduğu hareketleri eleştirilse de uzun vadeli olarak Özgür Özel'e olumlu döneceğini düşünüyorum bunların. Önce şu şeyi halledelim. Nasıl kanka olduk? Şöyle kanka olduk. O süreç içerisinde tabii yayınlarıma çıktı birkaç defa işte NTV'de. Sonra telefonda açmaya, konuşmaya falan başladık. İşte ben, ne konuşuyordunuz? Yani mesela atıyorum bir olay oluyordu. Ben arıyordum. Diyordum ki bu böyle mi, şöyle mi falan, fikir alıyordum. Bunu niye CHP böyle yaptı diye soruyordum. Sadece gazeteci siyasetin ilişkisi. Sadece toplumsal konuları konuşuyordunuz. O zaman kanka sayılmaz.
Ya kanka falan değiliz, arkadaşız. Ama onun haricinde ne yapıyorsun, nasıl gidiyor, ne var? Ama ben size bir şey söyleyeceğim. Bakın şimdi. Mesela Kemal Bey beni aradığında benim çocuğumu sorar, ben hanımefendiyi sorarım. Çünkü evime gelip giden birisi, siyaseten aynı yerde değiliz ama hani bizimki bir tür bu anlamda beni de hep suçluyorlar. Bir abi kardeş ilişkisi diyemem belki ama saygı çerçevesinde bir aile O ilişkisi. şekilde hayat nasıl gidiyor, şöyle mi böyle mi, hani mesela Ha, hangi onu gün böyle sordum. yaptım böyle yaptım falan, işte Yani konuşuyor benimki musun? Kılıçdaroğlu ile benimki gazetecilik mesafesinin ötesinde bir ilişki. Hı. Canan Kaftancıoğlu benim hayattaki en iyi arkadaşlarımdan biri. Orada siyasetle ilgili hiçbir şey yok. Sadece arkadaşlık var. Dolayısıyla o anlamda sordum. Hani bazı ilişkiler suç değildir ya. Yani Özgür arayıp ne haber Buket, bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. Senin üzerine geliyorlar. Bu adi herifler seni üzüyorlar falan der mi yani? Şöyle söyleyeceğim, şunu anlatacağım. Özgür Özel'in galiba böyle hakaniyetli bir tarafı var. Bir şey anlatmak istiyorum ben de. Hani Bülent Arınç Buyurun. anlattı ya, bir cenaze anısı anlattı. İşte Cübbeli Ahmet Hoca bir şey anlattı falan. Ben de buna bir ek yapacağım. Benim Özgür Özel'i en çok sevmeme sebep olan ve aslında hani sonrasında da benim sürekli işte arayıp veya onun beni arayıp hal hatır sorma aşamasına geçmesine sebep olan bir konu var. O da şu. Öncesinde de zaten konuşuyorduk ama bu Kanal D'de hatırlarsanız ben bir gün ekrana çıkmamıştım. 2019'da Kanal D'deki birinci yılımda işte Buket Aydın kovuldu, yok güvenlikler çıkardı falan filan gibi böyle bir takım spekülatif haberler yapıp ortalığı feveran etmişlerdi medya siteleri. Orada o dönem işte kimsenin beni tabii böyle güvenliklerin falan sürdürmediği yoktu. Ben böyle oturuyordum, duruyordum içeride kanalda. Hatta kamları falan yazıyordum yani. Başka biri sunacaktı. Ben işte bülten hazırlığı yapıyordum. Niye çıkmıyordunuz? Beni orada arayanlar, ya şöyle şöyle bir şey oldu o esnada aramızda. Bence o dönem beni göndermek istediler. Neden olduğunu hala bilmiyorum. Ve sonra karar değiştirdiler. Yani şöyle oldu. O cuma günü bugün Buket Hanım işte bugün itibariyle bir hafta tatil yapsın gibi bir bilgi geldi bana. Fakat sonrasında pazartesi günü Buket Hanım gelsin bülten sunsun derdi. Aynı gün oluyor. Aynı gün 3 saat içerisinde olan olaylar bunlar. Bu kadar saçma sapan da haberler çıktı, bilmem ne oldu bir şey. Neyse o kısım önemli değil ya. Artık hani gerçekten o kısımlarını çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü dünyanın en saçma olaylarıydı. Yaşandı işte. Fakat o dönem tabii ben Twitter'da tweet'in zirvesindeyim. On binlerce tweet atılmış. Kıyametler kopuyor. Beni CHP'li olarak sadece iki kişi aramıştır. Bir tanesi Kim o? Tuncay Özkan'dır. Bir tanesi Özgür Özel'dir. O gün Özgür Özel beni aradı, açtım ve şöyle dedi. Buket, iyi misin? Neredesin? Yapabileceğim bir şey var mı? Şimdi bazı anlar, bazı durumlar unutulmaz. Ben bunu asla unutmam. Özgür Özel çok iyi bir insandır. İyi bir siyasetçidir. İyi bir genel başkan olma yolunda ilerlemektedir. İnşallah yolu açık olsun. Ben böyle dediğim zaman diyorlar ki, ay demek ki Özgür Özel AK Parti hizmet ediyor Buket Aydın. Hayır ya, arkadaşım arkadaşım, seviyorum. İyi olsun istiyorum. İyi bir insan. Özünü biliyorum. Görüşüyor musunuz İyi bir peki sık insan. sık? Sık sık İyi bir görüşüyor insan. musunuz? Hayır canım, seçildikten sonra bir kere telefonda konuştum. Başka konuşmadım ya. O olay, onu da söyledim. Söyleyeceğime pişman oldum. Adam demiştir ki ya, var ya, yani hali mat demiştir ya.